Allah hadisimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İnne ebvâbel cenneti tahta zilali suyuf. Dürüstlükte cennet ışıkları kılıçlar kulübesinde. Cennet ışıkları kılıçlar kulübesinde. Kimdeydir? Niçin de cennet ışıkları kılıçlar kulübesinde? Nerede anlatta kılıçlar kulübesi? Bunun manası bu Allah yolunda kıraşu. Hem de şu hadisten biz anlıyoruz Allah yolunda kıraşu Rabbimiz karşında büyük zor olu amel bulup dura. Büyük zor olu amel bulup dura. Hem kim de kim Allah karşında kıraşsa Allah anı özünün cennetine özünün büyük işlerinden kırtacak. Hem de kim de olsa Allah'a mümkün Allah yolunda kıraşı bu indi bari kılıç alıp kural alıp Allah yolunda soğuşu deyip. Yok. Şolay yok, ilim alu. Allah yolunda ilim, İslam din iranu, ilim talep etu, hem şu ilimini taratu, bu Allah yolunda kıraşı bula. Bu da Allah yolunda kıraşı bula. Hem şolay yok, biz indi bugün gününde kural alıp, ormanlarga gitken, tavlarga mengen, hem başka yerlere gitken, kural alıp, Allah yolunda kıraşam deyip bir haksızlık kişiler oturup yürüyüşlerinde biz Allah yolunda kıraşışlar deyip etemiz mi? Yok elbette. Bunlar Allah yolunda kıraşışlar değil. Hem Allah yolunda kıraşışlar değil. Çünkü biz okuduk. Bugün 13. hadis, 20. hadis okuduk. Biz ne dinimiz nesine şakıra? Allah hem peygamberi nesine şakıra biz ne? Merhametlilikke, iyilikke, yakışılıkka, afu itire, hem başkası, hem başkası. Eğer de kişi birer kişi Allah yolunda ilim alsa, özünün ömrün, semetliğin şul ilimde sarıf etse, şul ilimi taratsa, bu kim bula? Allah yolunda kırışı bula. Ham bu kişini Allah Teala inşallah koya kırtaşak, özünün büyük işliklerinden cennete kırtaşak. Ham indi biz soruyoruz Allah'tan, Allah bizni şuşu Allah yolunda kırışıp ilim talep etmişlerden, ilim alışlardan, hem şu ilimini Allah yolunda taratışlardan etsin. Amin.